Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Hormonlar ve endokrin sisteme başladık. Şimdi hormonlarda zaten işte böcektir, hayvandır, bunlardan bahsetmeyeceğiz. Direkt insanlardaki hormonlar sistemine, endokrin sisteme bakacağız. O yüzden işimiz biraz daha kolay. Şimdi arkadaşlar, hormonlara geldiğimize göre az bir konumuz kaldı. Gerçekten az bir konumuz kaldı. Hangi konular kaldı size anlatacağım. Hormonlardan sonra destek ve hareket sistemi, daha sonra sindirim sistemi, sonra dolaşım ve bağışıklık sistemi ikisi birlikte ve arkadaşlar boşaltım sistemi. Bu dört sistemi de anlattıktan sonra bir de ekoloji konumuz kalmıştı. Ekolojiyi neden ben sınıflandırmadan sonra anlatmadım? Çünkü birazcık canım sıkıldı açıkçası. Şimdi sınıflandırma falan çektim, üstüne bir de ekoloji gelince dedim en iyisi ona en son anlatayım. Ekoloji ile birlikte arkadaşlar artık konularımızı bitiriyoruz. Bir de alan eğitimini çekeceğim inşallah, bir aksilik çıkmazsa alan eğitimiyle birlikte konularımızı bitireceğiz. Daha sonra size söz verdiğim gibi kitap çözümü yapacağız. Yine önerdiğiniz kitaplarınız varsa hangi kitaptan çözelim, hangisini yapalım, siz de hangisini istiyorsanız bana yorum olarak yazın veya Instagram'dan mesaj olarak yazın. Instagram'da biyoloji öğreniyorum 1 arkadaşlar benim hesabım. Oradan da yazabilirsiniz veya sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bu şekilde konularımızda ilerleyelim. Bakalım şimdi direkt başlayalım. Hiç böyle çok konuşmadan. Hormonlar ve endokrin sistem dedik. Peki nedir hormon? Arkadaşlar hormon aslında size şöyle söyleyeyim. Sinir sistemiyle endokrin sistemin ikisine birlikte biz denetleyici ve düzenleyici sistemler diyoruz. Neden? Çünkü ikisi birlikte çalışır arkadaşlar ve bizim vücudumuzdaki homeostazi yani iç dengeyi ayarlar. Bu yüzden de endokrin sistem oldukça önemlidir. Sinir sistemi gibi, hatta hormon eksikliğinde veya fazlalığında birçok ciddi hastalık ortaya çıkıyor. Arkadaşlar endokrin sistemde farklı farklı bezler vardır. Endokrin bezler, egzokrin bezler ve mezokrin bezler vardır. Bunların salgıları vardır tabii ki. Biz bunlar içerisinde endokrin bezlerin salgılarına bakacağız arkadaşlar. Ve bunların içerisinde ne gibi görevleri var, hangi hormon ne işi yapıyor buna bakacağız. Ama ilk önce bir hormondan bahsedelim. Arkadaşlar hormon endokrin bezler tarafından salgılanan kimyasal bir maddedir ve kanla taşınırlar. Kan dışında başka hiçbir yapıyla taşınmaz arkadaşlar. Hormonların yapısına baktığımız zaman hormonlar protein yapılı olabilir, steroid yapılı olabilir ya da amino asit yapılı olabilir arkadaşlar. Protein yapılı olanlar hücre zarından geçemediği için hücre zarında bunlar reseptörlere bağlanırlar. Protein yapılı olanlar. Çünkü neden? Protein büyük bir moleküldür ve hücre zarından geçemez. Bu yüzden de protein yapılı hormonlar arkadaşlar hücre zarındaki reseptörlere bağlanarak etki gösterirler. Peki steroid ve amino asit yapılı hormonlara baktığımızda bunlar da küçük moleküller olduğu için hücre zarından kolaylıkla geçerler. Bunların reseptörleri hücrenin içerisindedir arkadaşlar. Hücre içindeki reseptörlere bağlanarak etki gösterirler. Daha sonra hormonların görevlerinden de bahsedelim. Arkadaşlar hormonlar az miktarda da salgılansa mutlaka etkisini gösterir. Ve etkisi hem uzun sürelidir hem de yavaştır. Bakın sinir sisteminde bir sinirsel uyarının etkisi kısa sürelidir ve hızlıdır. Ama hormonlarda arkadaşlar etkisi uzun sürelidir ve yavaştır. Daha sonra eğer ki kandaki eşik değerin altında olursa ya da arkadaşlar üstünde olursa bazı metabolik rahatsızlıklara sebep olabiliyorlar. Yani burada da bir eşik değer dediğimiz olay vardır. Hedef organlara kesinlikle kanla taşınır arkadaşlar. Kanla taşınan ya da vücut boşluğuna dökülen herhangi bir hormon yoktur. Bakın sadece kanla taşınır. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Etkileri yavaştır, uzun sürelidir dedik arkadaşlar. Uzun süreli olduğu için zaten etkisi geç ortadan kalkıyor. Başka özelliklerinden de bahsedelim. Mesela impuls başlatabilir, kasları çalıştırabilir ve geri bildirim yapabilir arkadaşlar. Geri bildirim dediğimiz feedback yani kontrol mekanizmasıdır. Sinir sistemiyle birlikte çalışır dedik zaten. Bir de etkilerini sadece belirli hücrelerde ve dokularda gösterir arkadaşlar. Yani bir hormon sadece reseptörünün bulunduğu hücrede etkisini gösterir veya dokuda etkisini gösterir. Diğerlerinde göstermez etkisini. Bunu da söylemiş olalım. O zaman şöyle söylediklerimi bir yazayım arkadaşlar. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle sayfamızı çevirelim.
Hem de yazarken de tekrar etmiş oluruz yine. Şöyle yazayım. Endokrin bezlerden salgılanan kimyasal habercilere hormon denir. Görüntünün netliğini de ayarlayalım. Ne dedik? Hormonların özelliklerinden ve görevlerinden bahsetmiştik. Şöyle diyelim. Hormonlar 1. Az miktarda da olsa etkisini gösterir. İkinci özelliğimiz arkadaşlar. İkinci için ne demiştik? Eşik değerin altında veya üstünde de olsa metabolik bir rahatsızlık ortaya çıkar. Eşik değerin altında ya da üstünde metabolik rahatsızlıklara sebep olur. Sonra bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar, hedef organlara kanla taşınır. Kan dışında başka hiçbir şeyle taşınmaz. Hedef organlara kanla taşınır. Bu özellik de çok önemlidir. Mutlaka dediğim gibi karşımıza çıkar. Sonra arkadaşlar, etkileri yavaş ve uzun sürelidir dedik. Etkileri yavaş ve uzun sürelidir. Yapılarından da bahsedeyim. Arkadaşlar, protein yapılı olabilir, steroid yapılı olabilir. Amino asit yapılı, peptit yapılı, bir de arkadaşlar aromatik yapılı olabilirler. Ama bizim daha çok karşımıza çıkanlar protein yapılı, amino asit yapılı ve steroid yapılı olanlardır. Geriye kalanlar çok da karşımıza çıkmaz. Ama onları da yazalım. Genellikle protein, steroid, amino asit, peptit, aromatik yapılı olabilirler. Gelelim bir diğer özelliğine. Vücutta sinir sistemiyle beraber çalışır dedik arkadaşlar. O yüzden de zaten ne diyoruz? Denetleyici ve düzenleyici sistem diyoruz ikisine birlikte. Vücutta sinir sistemiyle birlikte çalışır. Etkilerini sadece belirli hücrelerde gösterir arkadaşlar. Onu da yazalım. Etkilerini sadece belirli hücre ve dokularda gösterir. Şimdi dedik ya arkadaşlar, hani protein yapılı olanlar gidiyor hücre zarındaki reseptöre bağlanıyor diye. Şimdi ben bu mekanizmayı birazcık size anlatmak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2018'deydi. Evet, ben en son 2018'de girdim KPSS'ye. Arkadaşlar, o zaman bu hormonların bağlanmasıyla, yani reseptörlerle ilgili bir soru sorulmuştu. Östrojen hormonuyla ilgiliydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte östrojen hormonu ile ilgili hangisi doğrudur, yanlıştır gibi bir şey vardı. Ve diyordu ki şıklardan birinde işte hücre zarındaki reseptörlere bağlanır diyordu. Ama östrojen hormonu nasıl bir hormondur? Steroid yapılı bir hormondur. Ve steroidler hücre içindeki reseptörlere bağlanır. Böyle bir soru çıkmıştı, yani çıkma ihtimali var. Bu yüzden de ben bu mekanizmanın nasıl çalıştığını da anlatmak istiyorum. Şöyle yazalım, bakın. Protein yapılı hormonlar hücre zarındaki reseptörlere bağlanırlar. Peki bağlandıktan sonra neler gerçekleşiyor arkadaşlar? Burada
Birinci haberci olarak bu hücre zarına ulaşan hormonlar, bakın bunlar birinci haberci olarak geçiyorlar arkadaşlar bu hormonlar. Burada hücre zarı tarafında, işte hücre zarında bunlar reseptörlerce yakalanıyor ve arkadaşlar bunlar bir tepkimi oluşturuyorlar. Bu tepkime sonucunda da reseptörde bulunan bir protein yardımıyla adenin siklaz dediğimiz bir enzim uyarılıyor. Arkadaşlar adenin siklaz enzimi de ATP'den CMP oluşumunu sağlıyor. Bakın ATP'den CMP oluşumunu. Peki CMP nedir? CMP de ikinci habercidir arkadaşlar. Şimdi bakın hücre zarına geldi. Reseptör bağlandı. Daha sonra buradaki adenin siklaz dediğimiz hormon gidiyor ATP'den CMP üretiyor ve CMP de gidip hücredeki çekirdeği uyarıyor. Çekirdekte bulunan genler aktif hale getiriliyor ve bu hormonla ilgili hangi madde üretilecekse o madde üretiliyor arkadaşlar ve CMP'nin işi bitiyor. Peki madde üretildi. Bu üretilen madde eşik değerin üstüne çıktığı zaman da CMP bozuluyor arkadaşlar ve böylece geri bildirim mekanizması başlamış oluyor. İşte kısaca size bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Hücre zarındaki hormonlar, pardon, protein yapılı hormonlar hücre zarındaki reseptöre bağlanırlar dedik. Sonrasında ne oluyor? Bundan bahsedelim. Sonrasında reseptörde bulunan proteinler adenil siklaz enzimini uyarır ve ATP'den CMP oluşturulur. Bu CMP de neymiş? İkinci haberci olan CMP çekirdeğe giderek genlerin aktif hale gelmesini sağlar. Peki genler aktif hale geldi ve ilgili madde üretilir arkadaşlar. Hormonla ilgili olan madde üretilir. Madde miktarı belli bir değerin üstüne çıkınca çekirdek uyarılır ve CMP mekanizması bozulur. Böylece geri bildirim başlar. Geri bildirim. Yani feedback. Feedback başlar. Arkadaşlar feedback başlayınca, yani geri beslenme dediğimiz veya geri bildirim dediğimiz bu feedback mekanizması başlayınca, tamamlanınca aslında CMP metabolizması bozuluyor ve artık CMP fosfodiesteraz dediğimiz enzimle parçalanıyor. O zaman şöyle diyelim. Geri bildirim tamamlanınca CMP fosfodiesteraz enzimiyle parçalanır. Evet, bu şekilde arkadaşlar bizim protein yapılı hormonların işleyen mekanizması bu şekildedir. Peki steroid yapılı olanlar ne olacak? Arkadaşlar steroid yapılı olanlarda CMP mekanizması kullanılmıyor. Sadece protein yapılı olanlarda kullanılıyor. Çünkü steroid yapılı olanlar zaten direkt hücre zarının içerisine, yani hücrenin içerisine giriyorlar ve oradaki reseptörlere bağlanıyorlar. Bu yüzden de CMP mekanizmasına ihtiyaç duyulmuyor. Steroid yapılı olanlar arkadaşlar doğrudan hücre zarından içeriye giriyorlar. Çekirdekteki DNA üzerinde bulunan reseptörlere bağlanıyorlar. Ve arkadaşlar geni aktifleştiriyor. Genden de mesajcı RNA sentezleniyor. Mesajcı RNA'da ribozoma ulaşarak istenilen ürün sentezleniyor arkadaşlar. Şimdi zaten protein yapılı oldukları için mecburen mesajcı RNA'nın sentezlenip
ona göre bir cevap oluşturulması gerekiyor. Bu yüzden de arkadaşlar direkt çekirdekteki reseptöre, yani DNA üzerindeki reseptöre bağlanır diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Steroid yapılı hormonlar hücre zarından girerek DNA'da bulunan reseptörlere bağlanır. CMP mekanizması burada kullanılmaz. Sebebini de söyledik. Zaten direkt kendisi hücrenin içerisine girdiği için arkadaşlar. Gen aktifleşir. Mesajcı RNA üretilir. Ve ilgili madde sentezlenir. Bu şekilde arkadaşlar steroid yapılı hormonların çalışma mekanizması böyledir. Arkadaşlar eğer ki reseptörlerde bir bozulma olursa hedef organ ilgili hormona tepki veremiyor. Bunun sebebi de reseptörün hormonu tanımamasından kaynaktır. Mesela insülin şeker hastalığında böyle bir durum söz konusudur. Tip 1 ve tip 2 diyabet dediğimiz diyabet vardır arkadaşlar, yani şeker hastalığı. Tip 1 diyabette direkt insülin hormonunun eksikliğinden kaynaklanıyor. Ama tip 2 diyabetinde genelde bu genetik kökenlidir zaten tip 2 diyabet. Burada da mesela hormon üretiliyor. İnsülin hormonu da protein yapılı bir hormondur, üretiliyor. Ama karaciğerde onu tanıyacak reseptörler çalışmıyorlar. Çalışmadıkları için de arkadaşlar kan şekerini karaciğer düşüremiyor. Böylece şeker hastalığı zaten ortaya çıkıyor. Bu zaten ilaçla düzeltilebilen bir hastalık değildir. İllaki ilaçları vardır ama genelde böyle dengeli beslenmeyle, işte sporla falan düzeltilmeye çalışılıyor. O zaman şöyle yazalım. Reseptörler bozulursa Hedef organ hormona tepki veremez. Parantez içerisinde tip 2 diyabeti örnek olarak yazayım. Tip 2 diyabet buna örnektir. Evet arkadaşlar, burada protein ve steroid yapılı hormonlardan bahsettik. Bir sonraki videomuzda, bu videoyu burada bitireyim, zaten gayet uzun oldu. Bir sonraki videomuzda başlayacağız bütün hormonları işlemeye. Hangi hormonlar? İşte hipofizden salgılanan hormonlar. Daha sonra diğer endokrin bezlerden salgılanan hormonlardan bahsedeceğiz. Bu arada söyleyeceğimi unuttum. Bir de ben şu bezlerden de bahsedeyim arkadaşlar. Şuraya yazıyorum ben bezler diye. Bezler. Şimdi 3 çeşit bez vardır. Nedir bunlar? Endokrin bez, egzokrin bez, bir de karma bezler vardır. Karma bezler veya mezokrin bez olarak geçer. Mezokrin. Arkadaşlar endo ne demekti? İç salgı demekti. Endokrin bez iç salgı bezleridir. Ve bunlar arkadaşlar, bunların salgıları kanla taşınır. Kanla taşınır. Zaten bunların salgılarını da biz ne diyoruz? Hormon diyoruz. Egzokrin bezlerin salgıları vücut dışına ya da vücut boşluğuna salgılanır. Bunlar da ne olabilir? Mesela ter bezleri olabilir. Veya işte enzim salgılayan bezler olabilir arkadaşlar. Bunun gibi. Karma bezlere baktığımızda bunlar hem endokrin özellik gösteriyor hem egzokrin özellik gösteriyor. Yani arkadaşlar bunlar hem hormon salgılayabiliyorlar hem de mesela enzim salgılayabiliyorlar. Örnek olarak veriyorum. O zaman karma bezlere örnek yazayım. Örnek olarak mesela pankreas, mesela mide, ince bağırsak. Bunlar da nedir? Bizim karma bezlerimizdir. Mesela pankreastan hem sindirim enzimleri salgılanıyor
ve ince bağırsağa gönderiliyor, hem de insülin ve glukagon hormonu salgılanıyor. Veya mideye baktığımızda hem sindirim enzimi salgılanıyor hem de gastrin hormonu salgılanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla karma bezler de ikisini birlikte salgılayan bezlerdir. Evet, böylece bunları da anlatmış olduk. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda hormonlara artık direkt giriş yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.